Bir kira tartışması, kiracı tartışması yaşanıyor. Kiracılar ve ev sahipleri uzun süre bir düzenleme beklediler ve sonunda bir düzenleme çıktı. Haftalarca hazırlık yapıldı ama öyle çare de çok derin bir çare bulunamadı. Öyle birazdan da tartışacağız. Konutlarda kira artışına %25 sınırı getirildi. Açıklamalara bir bakalım. Sonra da bu düzenlemenin ne kadar gerçekçi olup olmadığını tartışalım sözleşme hürriyeti esastır. Mülkiyet üzerinde herkesin dilediği gibi tasarruf yapma hakkı da vardır. Zaman zaman bazı sınırlamalar getirme durumu söz konusu olur. Kiracı mağdur, ev sahibi de mağdur. Sadece kirayla geçinen ev sahibi de var. Sadece asgari ücretle geçinen ve bunun yarısını en az kiraya veren vatandaş da var. Böyle bir ortamda nasıl bir düzenleme yaparsanız yapın bir tarafın rızasına aykırı olacak bir düzenleme. Kira artışlarını %25 ile sınırlıyorsa niye akaryakıt, doğalgaz, elektrik, harç ve vergi artışlarını da %25 ile sınırlamıyoruz? Konutlarda uygulanacak bir düzenleme. Senin TÜİK'in kira artışlarında Mayıs'tan Mayıs'a %20 demiş. Sen niye o zaman %25'e fitliyorsun? Hem ev sahibinin hakkını hem de kiracının hakkını makul düzeyde koruyacaktır. Kira üzerinden %20 hala stopaj alınıyor. Bir miktar bunun üzerindeki vergi niye düşürmüyorsunuz? İkili bir fiyat yapısı oluşacak. Kayıt dışı bir kira oluşacak. Kiracıları tahliye hızlanacak. Ev sahibiyle kiracılar arasında yeni gerilim alanlarına yol açacak. Taraflar %25'te anlaşamadığı zaman ev sahibi anlaşamadık diye kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açabilir. %25 kira artışları fakat enflasyon şu anda resmi olarak %70'in üstünde. Dolayısıyla bu çok büyük bir mağduriyet yaratıyor diye Anayasa Mahkemesi bu değerlendirmeyi yapabilir. CHP samimi ise Anayasa Mahkemesi'nin yolu açık. Oraya müracaat edebilirler. Yapılan bu kira sınırı e, düşük faizli konut kredisindeki etki gibi fiyatların yükselmesine neden oldu. Bunlar çözüm değil bunlar tam tersi piyasayı alevlendiriyor. Birçok telefon alıyoruz işte geçmişte zamı yüksek oranda kabul etmiş kiracılar arıyor. Ev sahipleri bu durumun yeterli olmadığını söylüyor. Biz onunla geçiniyorduk kirayla şimdi artık nasıl geçineceğiz? Evden çıkıp yeni bir eve geçecek insanlar şaşırmış vaziyette. Yani maaşlarla kira fiyatları şu an o kadar büyük bir fark var ki. Evet. Amaç fahiş fiyat artışının önüne geçmekti. Hükümet 1 Temmuz 2023'e kadar %25 kira zammı sınırı getirdi. Ancak bu da düşük faizli konut kredisi gibi e, kiraların e, düşmesine değil yükselmesine neden oldu şeyde. Yani çözüm ne olmalıydı sence? Vallahi şimdi e... Ekonominin dengeleri çoktan bozulmuş olduğu için e, yani siz önce bir ekonomiyi düzeltmeniz lazım. Deminden beri konuştuğumuz konudan bağımsız değil bu. Yani bunu kanunla çıkararak düzenleyemezsiniz. Çok net enflasyon oranları ortada. E, Bakan Bey sözleşme hürriyetinden bahsediyor bir yandan ama apaçık sözleşme hürriyetine aykırı bir durum bu. Değil mi? Evet. E, bence öyle. E, ve kayıt dışı bir... Fi, fiili durumun oluşacağı da açık. Kesinlikle. Açık zaten bu, bu. zaten konuşulmaya başlandı. yani elden alacaklar. Evet tahliyeler de başlamış zaten. Yani tahliye davaları da başlamış. Şimdi herkes şaşkın. Yani ev sahipleri ayrı şaşkın. Kiracılar ayrı şaşkın. Ben çok uygulanabilirliğini görmüyorum yani. Bir şey olabilir miydi acaba e, yani çalışanların gelirlerindeki artış oranına göre ayarlansa yani hani enflasyonu yakalamak artık imkansız da Hani hem işte Mesela memura zam oranında mı? %30 zam yapılmışsa kiraya da %30 zam yapılmış. Ama baştan zaten bir şey olduğu için, adaletsizlik olduğu için o zincirleme olarak hepsini etkiliyor. Yani birazdan konuşuruz belki işte TÜİK, TÜİK enflasyonu düşük açıkladığı için bu şeyler, memur maaşları, emekli maaşları düşük gelecek. Onun için bu kadar düşük ve komik açıklamalar yapıldığı söyleniyor yani çalışanların maaşlarındaki artış da bence şey olmazdı yani çözüm olmazdı. Yani çünkü garip bir durum var. Ben mesela hani çok şükür kira aldığım bir konutum yok ama kira ödediğim bir konut var. Şimdi düşünüyorum yani %25 zam yapıldığında evet kiracı için güzel bir durum ortaya çıkıyor da eş sahipleri için biraz Aksızlık mı oluyor acaba? Koç Üniversitesi'nden Kamil Yılmaz'la konuştum Hı. ben dün. Diyor ki bu toplumsal barışı bozacak hamleler bunların hepsi. Bu sefer ev sahibiyle kiracı karşı karşıya gelecek. Arada bir gerginlik olacak. Atılan hemen hemen her adamın böyle olduğunu çok güzel açıkladı ve aslında işi ona gelecek. Şimdi ev sahibi de işte bir evi var. Neyse oranın kirasıyla geçiniyor belki falan. Zamanında yatırım yapmış. E, enflasyona eziliyor. Vakti zamanda evi bir paraya kiraya vermiş. Enflasyon uçup gidince o para hiç oluyor. Bu sefer ev sahibi ciddi anlamda fakirleşmiş oluyor. E kiracıya dönüyorsun o ödeyemiyor. Bu sefer kiracı işte Bekir Bozdağ'ın açıklamış olduğu bu şeyi söyleyecek. %25 diyecek. Ev sahibi diyecek ki kardeşim e ben ne yapacağım o zaman? Kiracı ev sahibi karşı karşıya gelecek. Yani devlet iyice bu toplumsal barışı bozacak bir e, karar almış.